Arkadaşlar, bugün sizinle basit lif yapacağız. Küçük bir model hazırladım. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Eğer tam kare istiyorsanız 20 fıstık üzerinden başlayıp 20 sıra örebilirsiniz. Önce ipimize istediğiniz büyüklükte fıstık örüyoruz. Bir, üç defa dolduruyoruz. Fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir zincir örüyoruz. Şimdi tekrar diğer rengimizi bağlıyoruz. Fıstığı ilk başladığımız noktadan ipimizi sabitliyoruz ve buradaki yuvadan bir ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz, ikili trabzan yapıyoruz ve üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Eğer ki eliniz sıkıysa bu arada da bir tane zincir çekiyoruz ve diğer fıstık arasına geçiyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir tane ikili trabzan olacak şekilde örüyoruz. Diğer fıstık arasına geçiyoruz. Bir zincir örüyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan olarak örüyoruz. Şimdi tekrar diğer fıstık arasına geçiyoruz. Bir zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan örüyoruz. Aralarda yine bir tane zincir çekiyoruz ve diğer fıstık arasına geçiyoruz. Burada yine bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir örüyoruz. Ve 3 tane ikili trabzan oluyor. Her fıstık arasında 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Aralarda bir zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan olarak örüyoruz. Şimdi diğer fıstık arasına geçiyoruz. Yine bir zincir, bir tane ikili trabzan olarak örüyoruz ve son olarak tekrar bir zincir, bir ikili trabzan olarak örüyoruz. Burada bu modelimizde ipimizi koparmamıza gerek yok. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz ve ipimizi sabitliyoruz. Şimdi tekrar buradaki trabzanın aradan fıstık yapıyoruz. 3 defa dolduruyoruz. Topla kapatmıyoruz. Diğer trabzanın arasından tekrar 3 defa dolduruyoruz. Fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz tepesine. Bir fıstık örüyoruz ve diğer buradaki ikili trabzanın arasından tekrar fıstık yapıyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Fıstık yapıyoruz ve diğer buradaki trabzanın tepesinden fıstık yapıyoruz. Her iki zincir arasından fıstık yapıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Fıstığın tepesine bir fıstık,
yapıyoruz, kapatmıyoruz. Diğer buradaki Trabzon'un aradaki yuvadan fıstık yapıyoruz. Diğer kapatmıyoruz. Diğer Trabzon'un aradan tekrar fıstık yapıyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Bir zincir, tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Diğer Trabzon'un aradaki yuvadan fıstık yapıyoruz, kapatmıyoruz. Diğer tarafa iki tane yuva oluşmuştu. Buradan fıstık yapıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Evet. Lifimiz bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Burada da yine ipimizi koparmamıza gerek yok. Şimdi tekrar buradan ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve yine burada da aralarda bir zincir, bir ikili trabzan olacak şekilde tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan olacak şekilde örüyoruz. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz ve 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Basit, çok basit ve örmesi çok kolay bir lif modeli. Evet, sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar diğer rengimize geçiyoruz. Bu modelde ipi koparmamıza gerek yok. Evet, şimdi diğer rengimizi sabitliyoruz. Bu rengimiz burada kalıyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki trabzanın aradaki yuvadan fıstık yapıyoruz. Diğer yuvadan ikisini beraber topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık. Diğer trabzanların arasından fıstık yapıyoruz. 2 veya 3 defa dolduruyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Tepesine bir zincir çekiyoruz. Fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Diğer trabzanların aradaki yuvadan fıstık yapıyoruz. Fıstıkları burada 2 veya 3 defa dolduruyoruz. O tamamen size kalmış. Elinizin sıkılığına göre. Tekrar bir zincir, bir fıstık yapıyoruz. Diğer trabzanın aradaki yuvadan 2 defa veya 3 defa dolduruyoruz. 2 yuvadan da ikisini beraber topluyoruz. Tekrar bir fıstık yapıyoruz, kapatmıyoruz. Buradaki trabzanların aradaki yuvadan fıstık yapıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz, fıstık yapıyoruz. Diğer trabzanların arasından fıstık yapıyoruz, kapatmıyoruz. Diğer trabzanın arasına tekrar fıstık yapıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Evet, lifimiz bu şekilde ilerliyor.
Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Lifimiz bu şekilde ilerliyor. Bir sıra ikili trabzan örüyoruz. Bir sıra fıstık örüyoruz. Şimdi kenar oyasında yapalım. İpimizi tekrar kenardaki herhangi bir fıstık arasından sabitleyelim. Yine 2 veya 3 tane zincir çekiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve trabzan aradan kibrik yapıyoruz. Yine aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Ve aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı yuvanın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Kibrik yapıyoruz. Kapatıyoruz ve buradaki krem rengi ipimizden sık iğne ile sabitliyoruz. Veya buradaki fıstığın arasından tekrar iki tane zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Ve tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve kibrik yapıyoruz. 2, 4, 1 tane daha yapalım. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve her trabzanın bir tepesinden kibrik yapıyoruz. Ve her fıstık arasına sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 1-2 tane zincir çekiyoruz. Diğer fıstık arasına geçiyoruz. 1-2-3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Aralarda ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyoruz ve tepesine kibrik yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve diğer fıstık arasına sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve diğer fıstık arasına tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Tekrar tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Kibrik yapıyoruz. Aralarda ikili trabzan yapıyoruz. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve kibrik yapıyoruz. Bir zincir diğer fıstık arasına sabitliyoruz. Bir zincir ve diğer fıstık arasından yine ikili trabzan yapıyoruz. Kenar oyasında bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.